İyi akşamlar canımcıklarım. Şans eseri hayatta kalabildiğimiz ülkemin şans oyunlarından bahsetmek istiyorum size bu akşam. Sayısal loto hayatımıza girdi anacığım. Sürekli hayatı kazıyıp asla kazanamayan kazı kazan zedeler ve tüm yaşamları boyunca tüm numaralarını gösterip son numaralarına amorti dahi vurmamış hayatlar şimdi de şanslarını sayısal lotoda deneyecekler. Fakat biz bunlara alışkınız canımcıklarım. Bizim hayatımız kumar. Evlilik bir kumar, okul okumak bir kumar, iş bulmak bir kumar. Artık evliliklerde bile mutlu beraberlikler yerine 8 beraberliği tutturmak daha önemli. Ülkem insanı 3 kuruşluk maaşlarla geçinemeyeceğini anlayınca tüm yurtta ya tutarsa felsefesi hakim oldu. Artık 13 artı 1 bilmeyene ya da loto kuponu bulamayana kız bile vermiyorlar anacığım. İyi oldu bu yeni şans oyunu. Bu devletin bize bir oyunu. Neyse anacığım, şimdi bizim de bir oyunumuz var. Hadi başlıyor. Seyredin anacığım. Büyük stüdyoyu istiyorum yılbaşı gecesi için. Evet, 3'te kamera koyacaksınız oraya, ona göre. Buyurun. Sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyordum. Buyurun oturun. Sizi dinliyorum, buyurun. Efendim, bizim mahallede bir hoca var. Evet. Şifa bulmak için kendisine giden kadınlara cinsel tacizde bulunuyor. Bu benim de başıma geldi. Diğer kadınların da başına gelmesin diye size geldim. Ne olur yardımcı olur musunuz? Enteresan. Yani adam hem hoca hem cinsel tacizde bulunuyor ha? Evet. Çok enteresan. İlginç bir haber olabilir. Peki bu adamla temasa geçebileceğimiz bir telefon numarası falan bir şey adresi var? Var efendim. Var. Telefon numarası burada. Telefon numarası buradaysa bundan birinin yalandan bir görüşmesi lazım. Yani kim olur bu? Mesela Tülay. Tülay! Efendim? Gelsene bir dakika, sana önemli bir şey söyleyeceğim. Tamam. Fatma Hanım, kamerayı cesur ediyorsun. Tamam, buyurun. Bir herif varmış, okuyorum, üflüyorum ayağına, cinsel tacizde bulunuyormuş millete. Şunu bir arayıp da randevu kopartsana. Çok iyi ya. Ne diyeyim peki? Ya hastalandım da işte doktorlardan şifa bulamadım de ya, becer. Dur bakalım. Alo, Hasan Hoca ile görüşmek istiyorum. Hocam, iyi günler. Hocam ben çok hastayım. Başımda şiddetli ağrılar var. Gitmediğim doktor kalmadı hocam. Hiç şifa bulamadılar. Sizi tavsiye ettiler. Arkadaşımdan aldım hocam. Onu üflemişsiniz, çok iyi gelmiş, memnun kalmış. Beni de bir üfleyin hocam. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Nerede buluşalım? Biliyorum hocam. Tamam hocam. Allah razı olsun. 3'te pastanedeyim hocam. Tamam şef. Adam saat 3'te pastanede randevu verdi. Tamam, oldu bu iş. Vakit kaybetmiyoruz. Hemen bir gizli kamera ver. Tamam, tamam mı? Sen de gidiyorsun, ondan buluşuyorsun. Ne lazım? Tamam. Bir dakika hadi ya. Bu iş için niye benim karım gidiyor? Niye bir başkası gitmiyor? Oğlum senin karın cin gibi kadın. Adamı ikna eder, konuya hakim oluruz. Mevzu bu, o gidecek, o kadar. Ayrıca niye heyecanlanıyorsun? Karına bir şey olur diye mi korkuyorsun? Oğlum gideriz, kumanda ederiz, alırız karıyı ya. Ya bu işte yine de bir şey olacakmış gibi geliyor. Sevgilim, niye böyle kıskançlık yapıyorsun? Ahmet kaç zamandır böyle bir iş bekliyordum. Arkadaşlar uzatmayalım. Ahmet'i ben ikna ederim. Hadi durmayın. Bir kalem kamera takın kıza. Koşun, hadi pastaneye hücum. Ya oğlum hiçbir şey olmamış gibi oturuyorsunuz. Adam neredeyse gelir. Nerede bu kadın ya? Durum uygun, bir şeyler giyip hemen geliyorum dedi. Çocuklar geldim, geldim. Neredesin? Neredesin? Ay anca geldim, giyindim ya, baksana. Ya bir şey gelirse başına? Ahmetciğim ne gelebilir ki? Hepiniz arkamda olacaksınız zaten. Bir şey olursa hemen müdahale edersiniz. Şunun kamerasını takın. Tamam. Yerleştir. Tülay'cığım bak, kamerayı şu çantanın kıyısına koyuyorum. Tamam mı hayatım? Merak etme. Geçerine otur. Hadi bana iyi şanslar dileyin. Hadi bol şanslar. Şans. Biz kalkalım burada, adam neredeyse gelir. Tamam, güzel, güzel güzel konuştur, tamam mı? Tamam. Bu adam bir şey yapmasın karıma. Yapmaz, git hadi, korkma, bir şey olmaz. Ay çok heyecanlanıyorum ya. Tülaylar'ın evine gizli kamerayı yerleştirdiniz mi? Yerleştirmez olur muyum? Kandırabilirse adamı eve götürecek çünkü. Biliyorum, biliyorum. Ha, tamam. Sessiz olun ya. Sus ya. Saat kaç? 3'e çeyrek var. Neredeyse gelir. Geliyor.
sen o musun? Oyum hocam. Tahmin etmiştim. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Senin derdin neydi kızım? Ah hocam, benim derdim çok büyük. Başımda bir ağrılar var ki sorma. Şimdi kızım, senin derdinin çaresi bendedir. Ama burada hiçbir şey yapamam. Yalnız kalacağımız bir yer olmalı. Var hocam, bizim ev müsait, oraya gidelim. Tabii, gidelim. Geçer mi hocam? Geçiririm. Gidiyorlar. Oğlum durun, bırak gitsinler, biraz arası açılsın ya, yoksa çakacak yeri. Çocuk. Ya bir şey olursa? Ahmet, Allah'ım. Biraz gitsinler de peşlerinden çıkarsın. Güzel evim varmış. Sen mi dayayıp döşedin? Biraz da annemler yardım etti hocam. Ben de güzel döşerim. Biraz daha süratle gidemez misiniz? Elimden geleni yapıyorum Ahmet. İki ayağımı bir pabuca sokma. Oğlum korkma, bir şey olmaz. Ya olursa? O da bir şey olmaz da böyle süratle gitmeye devam ederseniz biz gideceğiz şey altına. Bastır abicim, sen bastır, neme lazım. Hadi be kardeşim, yürüsene, ne bu trafik böyle be, hop! Niye durdu ya bu trafik? Bu yol hep açık olurdu halbuki. Gördünüz mü? Ben size söylemiştim işte. Açılır şimdi, merak etme. Flaşörleri yak da arkadan gelen bize çarpmasın. Tamam. Of. Trafik polisi geliyor, şimdi anlarız ne olduğunu. Aç pencereyi bakalım. Memur bey, bir dakika bakar mısın? Buyur canım. Ya kardeşim, bu yol her zaman açık olur. Şimdi ne oldu da tıkandı? Zincirleme kaza var ileride. Yarım saat, bir saatten önce açılmaz. Ne diyorsun? Memur bey, bir yardım edin de geri çıkalım. Şu yan yola bir kaçarsak. Kardeşim, görmüyor musunuz? Arkanız tamamıyla dolu. Memur bey, ne olacak bu iş? Ne yapalım? Biz de bekliyoruz. Bu trafiğin açılacağı yok ya. Oğlum, ortalığı velveleye verme. Bir dakika bir düşünelim, bir şey bulacağız ya. İyi ama onların bindiği taksi çoktan gitti. Yahu yetişiriz, dur, panik yapma. Panik yaparım abi. Bok yoluna giden karı benim karı. Yahu bir şey olmaz. Hay lanet trafik, tam da tıkanacak zamanı buldum. Oğlum panik yapma. Panik yapma. Bence yapsın şef. Baksana, eve girdiler. Ne diyorsun? Gel bakayım şöyle yanıma otur. Gel. Ay nasıl olur bilmem ki. Ben biraz çekingenimdir de. Olur mu kızım? Büyü yapacağız. Benim büyüm öyle uzaktan tutmaz. İlle yanımda olman lazım. Ay hocam. Ay. Ay. La dur. La oturma yanına lan. Yanına oturdu ya. Dur be oğlum, hemen üstüne atlama diye ya. Trafik biraz açılıyor galiba. Hadi. Aman abicim galiba. Bu sefer hızlı gidebilirsin. Benden sana müsaade. Bastır abicim. Gel bakayım kızı buraya. Karıştırma oralar. Aç bakayım dizlerini. Aman Allah'ım. Ne kadar da güzel dizler varmış. Benim ağrım başımda, dizimde değil ki hocam. Sen anlamazsın. Sen kendini bana bırak. Ben seni iyi edeceğim. Ben bir tuvalete gideyim hocam. Yürü abicim, yürü, çabuk ol, kurban olayım. Pedalı kökledim sonuna kadar. Polis var, yavaş, polis. Ne diyorsun? Gördün mü? Nedir kardeşim bu süratiniz? Efendim, acelemiz var. Bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Demek aceleniz var. Evet, acelemiz vardı. Verin bakayım hüviyetlerinizi. Beyefendi, biz gazeteciyiz. Hüviyetlerinizi göreyim. Tutturdu. Ben üstüme hüviyet almamışım. Hüviyetlerinizden bir tane versenize bana bakayım. Ya hiçbiriniz mi almadınız ya? Aceleyle çıktık. Aceleyle almamışız ama biz gazeteciyiz. Nereden bileceğim gazeteci olduğunuzu? Ne malum terörist olmadınız? Şu öndeki polis arabasını takip edin bakayım.
Gördün başımıza geleni. Takip et şunu. Peki karım ne olacak? Hadi ya! Neredesin? Nerede kaldın? 10 dakikadır tuvalettesin. Geliyorum hocam. Bana bak, acele et. Daha başka kadınlara da büyüye gideceğim. Eğer gelmezsen bak mahrum kalırsın şeyden, büyüden. Geçin bakalım. Oturun şöyle. Bizi buraya getirdiğinizde pişman olacaksınız. Polislik hiçbir zaman pişmanlık duymamak demektir. Kardeşim biz gazeteciyiz diyorum. Gazeteci olmanız merkeze gelmeniz için yeterli sebep. Elektrik var mı buralarda? Sabırsızlanma, birazdan vereceğim hepinize. Ne diyorsun? Bu monitörden bir görüntü izlememiz lazım. Arkadaşın karısı zor durumda, baskın yapacağız da. Siz televizyoncu musunuz? Ha şunu bileydin. Söylesenize beyler, masanın altında priz var. Bak televizyoncuymuşlar. Tak hocam. Bağlantı kuruldu. Geldim hocam. Oh yavrum, aferin yaptın. Hadi şimdi uzan yatağa, hadi. Uzanmasak olmaz mı hocam? Olmaz yavrum, olmaz. Uzan bakayım, uzan. Şöyle mi hocam? Ağzım kurudu. Günah değil mi içki hocam? Sen anlamazsın. Bu durumlarda farzdır. Şöyle mi hocam? Allah! Hocam! Aman abi, başına bir şey gelmeden çabuk gidelim. Oğlum henüz bir şey olmamış. Yetişiriz, panik yapma. Yel değirmeni karakolu. Yetişemezsiniz. Bu saatte köprü çok kalabalıktır. Alo, yel değirmeni karakolu mu? He, bir ricam olacak. Bizim bir arkadaşın karısı sizin mıntıkada çok zor durumda kalmış. Evet. Merak etmeyin, şimdi yardımcı olacaklar. Hallediyorum işinizi. Deme ya. Mıntıkada bir tek polis memuru yok mu? Hepsi öğrenci yurdu baskınına mı gittiler? Hadi yavrum, çıkar üstündekiler, hadi. Çıkarmadan olmaz mı hocam? Olmaz yavrum, çıkar bakayım, çıkar. Çıkarsaydım hocam. Ben de tuvalete gideyim hocam. Nerede kaldığımızı, nerede olduğumuzu bir bilsen. Elimizi çabuk tutup yetişemezsek kızın durumu gerçekten çok zor. Bir dakika susun be. Ulan bu kaçıncı tuvalet? Temin gitmedin mi ya? Kalkın biz başımızın çaresine bakalım. Hadi. Karımın başına bir şey gelsin, sorumlusun sensin. Gitti karım. Televizyoncu olduğunuzu bilemedim, kusura bakmayın. Hadi kız, neredesin? Sabaha kadar seni bekleyemem ki ben. Geliyorum hocam. Nerede kaldınız? Bir bok yoluna gideceğim. Hala ne duruyorsunuz? Asansörü zor yakaladım. Çabuk olun. Geçin. Geç. İsterseniz ben size ekip arabasıyla bıraktırayım. Hayır, gerek yok. Sizin yüzünüzden geciktik. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Peki. Ekrandan bize el sallamayı unutmayın. Asansörde bir türlü inmek bilmedi. Hadi ya, hadi ya! Ulan bir yerime bir şey olacak şimdi. Geber inşallah, felç ol da kurtulalım. Ne oldu ya? Asansör kaldı. Hay Allah, kaçıncı kat burası? Ben kafama yerde kalamam, klostrofobim var. Geldim hocam. Hadi çıkarmamışsın üstündekileri. Çıkartacaktık değil mi? Tamam. Diyorum ki biraz oturup konuşsaydık hocam. Konuşuruz yavrum. İşi bitirelim, sonra birer sigara yapıp konuşuruz. Nerede kaldınız? Allah'ın cezaları, çabuk olun. Kimse yok mu? Ulan bunlar hep senin yüzünden başımıza geldi. Ahmetciğim, bizim kameranın yoluna gitti lan kolum. Tülay. Hoş geldiniz. Niye acele ettiniz ki? Nerede o adam? Adam işini bitirdi, duşunu aldı gitti. Ne diyorsun? Siz poponuzu kaldırıncaya kadar adam yaptı büyüsünü. Halkın haber alma özgürlüğü adına ara sıra olur böyle şeyler. Ara sıra he? Ara sıra. Ulan namusum gitti. Karım gitti lan. Ulan öldüreyim seni.
Şimdi de haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Kapıyı çalan kimdir? Aç bakayım gelen kimdir türküsü? Günümüzde eyvah kapıyı çalan kimdir? Sıkıyorsa aç bakayım gelen kimdir şeklinde icra edilmeye başlandı sayın seyirciler. Sen diyor orada böyle söyleyemezsin diyor bana. Çaylar geldi. Efendim teşekkür ederiz. Al oğlum. Aman ne güldük oğlum ya. Ah şekerim eline sağlık. Canım öyle çay çekmişti ki. Ay vallahi yorulmuşum. Ben de bir daha kalkmayayım dedim. Şimdi film başlar. Oh, mis gibi demlemişsin. Çok güzel bir film varmış bu akşam. Eyvah geldiler. Beni götürmeye geldiler. Ben de ne zaman gelecekler diye merak ediyorum. Niye? Kim geldi? Niye seni götürsünler Selçuk? Öyle deme sevgilim. Son kitabım 3 gün önce çıktı. Mutlaka bir suç unsuru bulmuşlardır. Yandım mahvoldum. Selçuk! Mahvoldum. Götürecekler beni. Hayır baba seni değil beni almaya geldiler. Hadi ben kitap yazdım. Sen ne yaptın ki oğlum? Bir şey yapmadım ama götürecekler beni. Bekliyordum zaten. Üniversitede haç paralarını protesto etmek için gösteri yapmıştık. Onun için götürecekler. Oh, esas beni götürecekler. Kendi kendinize gelin güvey olursunuz. Seni niye alsınlar anne? Oğlum söylemiştim ya. Cumartesi annelerine destek olmak için yürüyüşe katılmıştım. Onun için beni almaya geldiler. Birinin kapıyı açması lazım. Evet birinin açması lazım. Ah. Kim açarsa benim için öldü desin. Ya da yurt dışına kaçtı deyin. Bu yaştan sonra hapishanelerde çürüyemem. Saçmalama hanım. Ben açayım da hemen alıp götürsünler mi yani? Tamam. Ailem için kendimi feda ediyorum. Ay Nuri amca siz miydiniz? Dalmışım da bir an. Ya oğlum öldünüz mü kaldınız mı? Yarım saattir çalıyoruz kapıyı. Ay sorma ne bileyim ben de ne yaptığınızı buyurun içeri geçin. Annenler yok mu? İçerideler buyurun. Aa varız komşu buyurun. Saklambaç oynuyorduk sıkıldık da. Önüm arkam sağım solum sobe. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne oluyorsunuz kuzum? Kamera şakası yapar gibi. Hayrola beyim? Ne arıyorsunuz yerlerde? Saklambaç oynuyorduk işte vakit öldürüyoruz. Evcilik oynuyoruz, köşe kapmaca oynuyoruz. Bir yandan da çay içiyoruz. Hemen size de koyayım şimdi. Bir şey yok değil mi? Yok efendim yok. Nasılsınız Nuri amca? Teşekkür ederim yavrum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Ne var ne yok Nuri Bey? Vallahi işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hep öyle. Biz de evde sıkıldık da gelelim birlikte biraz sohbet ederiz dedik. Aman ne yettiniz. Biz de kapı çalınca zaten siz olduğunuzu anlamıştık. Çaylar da bir demini almış ki sorma Naci'ye. Eline sağlık canım. Teşekkür ederiz. Buyurun Nuri Bey. Çok teşekkür ederim sağ olun. Al oğlum. Teşekkürler. Biz de film seyredecektik. İyi bir film var dediler. Ama başlayalı epeyce oldu. Güzel bir şeyse hep birlikte seyredelim. Neden olmasın daha yeni başladı canım. Hadi seyredelim o zaman. Bu sefer gerçekten geldi. Beni götürecekler. Ah yandım ben şimdi. Allah'ını seven benim burada olduğumu söylemesin. Sen niye korkuyorsun ki Nuri Bey? Ya sorma birader. Geçen gün sendika toplantısında hükümeti biraz eleştirmiştim. Garanti ispiyonladılar. Aman ne olur bu akşam beni hiç görmediniz. Ah sen ne yaptın Naciye Hanım? Ah şekerim geçen gün kasapta hayat pahalılığından şikayet ettim. Biri duymuş olacak. Beni götürmeye gelmişlerdi. Ama bu kapıyı açmak lazım. Ben açamam. Lamba yanıyor. Muhakkak şüphelenirler. Ben hakkımı kullandım baba. Tamam ben açıyorum. Madem ki beni götürmeye geldiler. Benim yüzümden siz de yanmayın bari. Evet. Sen de kimsin? Kapıcı. Selçuk abimler yok mu? Hay Allah iyiliğini vermesin. Geç içeri. Kapıcıymış. Hatice.
Ne işin var burada? Gündüz temizlik yaptıydın ya, ütüyü bırakıverdim akşama yaparım diye. Gece vakti ütü mü olurmuş, ödümüzü patlattın ben. Oğlum tamam mı? Hadi Hatice, gir ütünü yapsan. Hem de bize çay koy. Bir türlü çay içmek nasip olmadı. Koyayım hanımı hemen. Filmi de kaçırdık artık, bir hali ilerledi ya. Aman oğlum, film seyredecek halimiz mi var zaten? En iyisi sohbet edelim. Aman aman, bence sohbet etmeyelim. Ağzımızdan bir şey kaçar da dünyanın bin bir türlü hali var. Bir süre sessiz olalım. Yine başımızı dinleriz. Evet. Çaylar geldi. Buyurun. Sağ ol kızım. Buyurun abla. Sağ ol. Afiyet olsun. Buyurun. Canım sağ ol. Al bakalım, buyurun. Vallahi çay içmeyince başım tutuyor. Benim de öyle vallahi. Afiyet olsun. Tamam yandım beni almaya geldiler. Sana ne oluyor ki? Ne olsun abi, geçen gün Kapıcılar Derneği'nin toplantısında ileri geri konuştuydum. Hakkınızı helal edin. Ablam kurban olayım, çoluğum çocuğum sana emanet. Ben teslim olmaya gidiyorum. Buyurun. Merhaba, yanlış geldim galiba. Sen kim aradıydın ki? Aydın'ı aradım, okul arkadaşıyım da. İyi, korkacak bir şey yok. Aydın'ın arkadaşıymış. Aydın! Aman Sami, sen miydin? Korktum bir an ya. Gel, içeri gel. Yok, gelmeyeyim abi. Ha? Şu yarınki ödevi hazırlıyordum da... bir ülkede demokrasinin olduğu nasıl anlaşılır diye bir soru var. Sen ne yazdın? Daha yazmadım ama ne yazacağımı biliyorum artık. Bir ülkede demokrasinin olduğu, o ülke insanların kapıları çalındığı zaman korkmadan açabilmeleriyle anlaşılır yazacağım. Yani kapı çalındığı zaman akla satıcı, kapıcı, sütçü gelebiliyorsa eğer, o ülkede demokrasi vardır diye yazacağım. Her şey bir konduyla başladı. Daha sonra ev, apartman derken bakkal, kasap, manav yerini almakta gecikmedi. Ve stüdyolarımız kısa zamanda bir mahalleye dönüştü. Stüdyomuzdaki kentleşme bu hızla büyüyünce yeni yeni yatırımlar gerekti. Ve sonunda stüdyomuza uçaktan sonra tren de girdi. Kendi uçağını kendin yap ilkesiyle uzun süren çabalarla birebir hazırlanan uçağımızı gerçek uçaklardan ayırt etmek mümkün değil sayın seyirciler. Yine de gerçek uçaklara benzemeyen iki yönü var. Rötar yapmıyor ve yola çıkıp taksilere çarpmıyor. Kuşetiyle, kompartımanlarıyla gerçek boyutlarında hazırladığımız trenimiz, stüdyomuzdaki istasyonda nice öykülere hareket etmek üzere bekliyor. Yılların eşiğinde bile ülkemizde okuyup da ne olacak anlayışı hala sürüyor sayın seyirciler. Her türlü baskıyla gençlerin canını okumaya devam ediyoruz. Kapıya bakın! Ya kapıya baksanıza! Kahvaltıyı çabuk hazırlayın, işe geç kalıyorum. Günaydın beyefendi, iyi günler. Günaydın, kusura bakmayın, dişlerim fırçalıyorum, ağzım köpüklü. Rica ederim, rahatınıza bakın. İşe erken çıkmışsınız bugün. Öyle. Müjde, çocuğunuz üniversite sınavını kazanmış. Benim çocuğum üniversite sınavını mı kazanmış? Evet. Ama imtihanlara girmedi ki. Girmediği halde bu kadar puan tutturmuş. Demek girseydi birinci olurdu. Buyurun. Hoşça kalın. Ne lan bu? He? Bu ne? Şekerim, yeşil zeytin yoktu. Siyah aldım. Bunu diyorum, bunu. Söyleyecektik sana. Öyle değil mi kızım? Evet ya. Ne söyleyecektiniz ya? Ne söyleyecektiniz ha? Ne söyleyecektiniz? Ne bu? Ne söyleyeceksiniz? Baba ne, lütfen, ne? Ben okumak istiyorum. Ne? Kız ben sana bugün... Şekil ayakkabını atma. Kız ben sana bugüne kadar bir tek fiske vurdum. Vurmadın. Hı? Baba beni okutmadınız, bari çiğdemi okutun. Konuşma lan. Bir tek fiske vurdun mu? Cevap ver. Vurmadın ama okutmaman daha büyük darbe. Konuşma lan! Allah Allah! Ben ne dedim size? Benim evimde kimse fakülteye gitmeyecek demedim.
Öyle söyledin ama Refik'cim, biraz anlayış göster. Kız heves ediyor. Ben de topa hevesliydim, futbola. Ama babam müsaade etmedi. Toplara vurma, ayakkabıları eskitiyorsun diyordu bana. Baba, geleceğim söz konusu. Allah Allah, sen kaçınıyorsun. Yok, sen kaçınıyorsun, dayak istiyorsun. Refik, lütfen. Ya ben bugüne kadar size... Fiske bile vurmadım, bunu biliyoruz baba. Ama ne oldu, tahsilim olmadığı için bir yere memur olarak bile giremedim. Ulan bana bak, sen şu yumruğu görüyor musun? Bak, şu yumruğu görüyor musun? Bugüne kadar yumruk, şu yumruk herhangi birinizin başına indi mi lan? Senin başına indi mi? He? Ama bu masaya inecek. İstemiyorum fakülteye gitmenizi. O kadar. Bu konu burada kapanmıştır. Giyineceğim ve işe gideceğim. O kadar. Ne inatçı adam. Anne ya. Hiç uğraşma Çiğdem. Babam beni okutmadığı gibi seni de okutmaz. Babamın dayağından korkmuyorum anne. Ben üniversiteye gideceğim. Baban sizi döver mi kızım? Yani mecbur kalmadıkça. Niye göndermiyorsun peki baba? Yahu kızım, oğlum. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Sizi dövmek zorunda kalırsam dayanamam buna. Dövmek zorunda mısın baba? Zorundayım. Yani okula giderseniz dövmek zorunda kalırım. Yani televizyonda seyretmiyor musunuz çocuğum? Onları da dövmeyin baba. Kıllığına mı dövüyoruz? Kulluğuna dövüyoruz. Dövün diyorlar, dövüyoruz. Emir kuluyuz. Ve sizi sırtınızda job kırmak için büyütmedim. O kadar. Zaman hızla akıp gidiyor sayın seyirciler. Zamanla birlikte eski değerlerimiz, anlayışımız, hoşgörümüz de akıp gidiyor. Hiç sorma. Ne bu hal lan? Ayaklarım çamur içinde. Nereye girdin lan? Lan ayağımı bırak, suratıma bak. Ne bakayım lan suratına? Meymenet mi var? Lan bir tane çarpacağım şimdi gerizekalı karı. Göreceksin ananın çorabını. Tövbe. Lan başıma bak, başıma. Ne koydun lan kafana? Şapka taktım. Lan balta bu, balta. Ah, bir baltaya sap olmuşsun nihayet. Ay yok, ana. Ne oldu lan? Ama hiç sorma. Rıza ile tartıştık. Sende de hiç beyin yokmuş be. He doğru. Herife kavat dedim, çok ağrına gitti. Yok lan. Yarıktan kaparın için gizli apınlık kadar beyin var. Lan gerizekalı karı. Şimdi bir tane defeceğim gidecek. Sobaya çarpacağım. Soba devrilecek, yangın neyim çıkacağım. Ne haber ana? Sus lan. Babanın kafası bozuk. Ah yarık yarık. Ana. Ne oldu lan baba? Rıza'yla kapışmış. Rıza babanın başına kalkmış lafını. Balta olarak. En samimi arkadaş ha. Ne oldu baba? Çok acıyor mu? Yok hiç acımıyor. Acımaz oğlum la. Yanıyor, içim yanıyor. Rıza'nın kalbini kurdum. Herifle candu. Dostu. Ne dostu lan? Enseye şaplak, kafaya balta. La konuşma gerizekalı karı. Bir de benim görüşün ananın günü. Ne düşünüyorum biliyor musun? Sen nasıl yatacaksın bu baltayla? Ya bunda düşünecek ne var? Oturduğum yerde uyuyacağım. Zamanla düşer nasıl olsa. Oduncu Rıza'yla niye kapıştın ki salak? Terzi 20 ile kapışsaydın hiç olmazsa herif kabana iğne battırırdı. La kes la gerizekalı karı. Lan başım ağrıyor. Bir aspirin neyim olsaydı. Lan ne bakıyorsun kız? Yarına bakıyorum. Kafanın içinden neler dolaşıyor diye. Baba, Tevfik abi geldi. Rıza abi yollamış. Geçmiş olsun Hamdi abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Rıza abi çok pişman. Deme. Vallahi köpek gibi pişman. Görüyorum arkadaş yüreğe dayanamadı. Baltayı senin kafandan söküp almadığına pişman olmuş. Söyle Hergeli'ye baltayı göndersin diyor. Odun kesmeye gideceğimiş. He? Gördün mü arkadaşını? Sen Abdurrahman'ı bıçakladığın zaman heriften geri almamışsın. Hala onlardan duruyorsun kasatura. Yürü git la, vermiyorum balta. Bir baltayı benden esirgiyor mu la? Ya aşağıda bekliyor, vermezse kötü olur diyor. Bütün sülalesi yanı başında. Ya yürü git, başlayacağım senin sülalesinden de. Ha, gideceğim alacağım ayağımın altına. Ha. Dellenme baba, dellenme. İnelim de efendi konuşalım. Çocuk doğru söylüyor lan. Hadi gidelim. Yürü. Nere lan? Ne bileyim. Başım dönüyor, yörüngemi kaybettim. Kim? Efendim, kü. Ne? Lan bırak gerizekalı karı, çekilin. Ay ne diyorsun be? Baltanın sapı değmesin, çekilin. Aa! Ne
Nasıl dağıttık herifleri ama? Çorabı alamadım ellerinden, bir de ayakkabıyı. Sus lan, biz kazaçlıyız. Baban geldiğinde bir tane baltamız vardı, aha bir de bıçağımız oldu. Benim ayağım ne olacak? Git yık ayaklarını. Bu pis ayakla sokma ben seni yatağa. Leş gibi kokuyor, git lan. Bir zamanların mahzun delikanlısı, şimdinin malum şöhreti oldu sayın seyirciler. Mahzun Kırmızıgül bu hafta olacak o kadarın konuğu olacak. Peki Mahzun, neden doğuluların sesi böyle güzel oluyor? Hala acıyoruz da ondan abi. Nedir bu sensizlik? Seviyorum sevdalıyım. Sevdalıyım, sevdalıyım. Yaban gülüm sevdalıyım. Mahzun Kırmızıgül'ün yer aldığı haftanın konuğu programını haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak o kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çekilir derler anacığım. Ama bu zamanda da insanın başına öyle şeyler geliyor ki. Neler mi? İzleyin de görün. Bakar mısın kardeşim? Ne güzel muhabbet ediyoruz değil mi? Çok güzel muhabbet ediyoruz. Dur seni bir öpeceğim. Seni bir öpeceğim Allah'ım. Bırak şimdi öpmeyi be. Bir tane kerdanından şey... Öpeceğim, bir dakika. Hop! Garson! Meyhaneci! Geldim abi. Bana ver. Bize bir kavun getir. Getireyim abi. Sen bir şey istiyor musun? Bize ortaya karışık rakı yapıyorsun. Tekirdağ boğma, uzo fark etmez. Buzda alır mısın abi? Buzda... Buz almam. Eriyor, iyi bir yatırım olmuyor. Ben evraya gidiyorum abi. Bana bak, şakşuka var mı şakşuka? Kavun getireyim abi. Getirirsin, acele etme. Otur bakayım. Abi, abi müşteri var. Boş ver, ısın bir dakika. Bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Söyle abi. Şimdi bu devlet, mafya, siyaset, politika üçgeninin iç açılarının toplamı hipotenüsün karesine eşit diyorlar. Sence doğru mu? Senin dedin de dörtgen oldu abi ya. Oh beyler, oh beyler. Abi otursana. Abi, nerede kaldın ya? Tuvalete gittim de bulamadım. Şeyini mi bulamadın? Yok, tuvaleti bulamadım. Benim piyango yarım çekiliyor, benim piyango. Olur musun abi, ister misin? Yok yok, yürü. Abicim, belki de sıra sizde. Sıran gelmiş Fevzi. Okuldaki sıram mı? Yok ya, piyangocu. Aa, piyangocu. Bir tane alalım da bu anı ölümsüzleştirelim. Tam var, yarım var, çeyrek var abi. Tamam, bir yarım yap, içine de domates, biber közlemesi koy. Bırak çeyreği ya, tam alalım, ortak olalım. Tamam, senin elin uğurludur, çek bir tane bakalım. Tamam abi, buradan. Al bilet sende kalsın. Aa, ayıp ettin sana. İtimatsızlık olur. Verirse numarasını al. Vallahi itimatsızlık olur ya. Ben ya. Seni ne kadar severim bilirsin. Dur bir öpeceğim. Bir tane de şu taraftan. Aa. Şurayı öpeyim. Gel bana. Yeter ya. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Nereden gelip nereye gidiyorsun sen ha? Oh, haydan gelip huya gidiyor. Dur bakayım, dur seni arayacağım. Yok, şimdi çok meşgulüm. Sen numaranı ver, ben seni ararım. Kaldır lan ellerini! Beni oynatacaksın değil mi? Allahsız sarhoş oynatılmaz oğlum. Karı oynatılır. Sen niye bu kadar içtin bakayım ha? Vallahi içmedim. İçtim de içime çekmedim. Öyle çabuk kaladım, tıkırdım, dudak tiryakisiyim.
Dudak dibi yer. Zaten Salih abiye de onu söyledim ben. Salih kim lan? Salih benim. Piyango ortağım, ortak bilet aldık. Demek ortak bilet aldınız. Göster bakayım bana. Burada mı göstereyim? Vallahi gösteremem. Zaten gösteremem, gidiş dönüş aldık bileti. Yani 600 gidiş milyar olarak geri dönecek bize de. Tamam kardeşim, tamam. Akşam akşam uğraşamam seninle. Hadi in başına, hadi. Vallahi bırakmam. Yolda bir şey yok. Beni karakola git. Beni, döv beni. Bana sok, çöp sok. Ya kardeşim bela mısın? Gitsene başına. Çöp sok bana ya. Vallahi bir elektriğini almadan sen, bir elektriğini almadan şuradan şuraya bırakmam abi. Yürü lan! Vallahi bırakmam. Bir çöpünü yemeden bırakmam. Ey Allah'ım. Dur ya, elektriğini ver. Kaçıyor. Polis tutun. Yakayı. Ferzi. Ya bu ne hal, bu ne surat be? Ya boş ver seni Allah aşkına ya, çok kötüyüm. Dün gece biraz fazla kaçırmışız. Kafam kazan gibi vallahi. Yok yok, sende bir haller var, söyle bakayım nedir? Ah bizim Salih var ya. Dün gece ondan içiyorduk. Piyango bileti aldık, bilet onda kaldı ya. Deme ya. Ulan içime bir kurt düştü. Ya bilete para isabet ederse? O zaman yüzüme bakmaz. Doğru diyorsun. Ben nasıl ispat ederim onun ortak olduğunu? Ya bir şey çıkmadı deyip beni uyutmaya kalkarsa? Az para da değil. 40 milyar kaptırdım Ergele'ye. Geri istesene oğlum bileti. Olur mu ya? Arkadaşına güvenmiyor musun demez mi? Ayıp olmaz mı? Doğru, ayıp olur. En iyisi vurmak. Bizim tayyar var. Söyleriz, işi temizinden halleder. %10'unu da ona verirsin, geçer gider. Rahmetli böyle yapmayacaktı ya. Ulan saçmalayıp durma. Ne olmuş yani bir bilet satın aldıysak? Sen git 600 bin lirayı taliye yatır. Bu evin nafaka parası be. Bana bak, sabah sabah dırdır edip adamın kafasını bozma. Ver şu biletimi. Ayol, hiç olmazsa bir ikramiye çıksa yine bir şey söylemeyeceğim. Amorti bile vurmamış bileti satmışlar sana. Bu bilet ayın 9'una. Ayın 9'unda çekilen bileti sana ayın 18'inde satmışlar. Salak sarhoş. Çekilmiş bilet mi? Deme ya. İnsanın uykusuna pek çok şey girer. Ama bir erkeğin uykusuna Suna diye biri girerse ortalık birbirine girer vallahi. Suna, ha? Bir tane Suna, ismi olsun da bir tane. Kimi Suna'yım? Suna, şey, Suna. Suna. Suna, Suna, Suna. Ne? Su mu istiyorsun? Suna, Suna, ha? Şimdi bu adam beni uyutmaz. Suna, 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 Suna mı? Suna mı istiyorsun? Suna, Suna. Suna bir kadın ismi. Suna. Adam rüyasında kadın sayıklıyor. Suna. Ana. Suna. 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 Demek Suna. Kocam beni aldatıyor. Tabii. Suna. Halbuki ben onun beni sevdiğini zannederdim. Sen öyle zannederdin. Yani Suna. Ne yapacaksın? Yani o kadına bırakacak mıyım kocamı? Tabii. Aa yok, katiyen yapamam. Bırak bırak. Ama ama peki nasıl bulacağım onu? Meram Sokak, Gündüz Apartmanı, Kapı 5, Daire 4. Aa! Ya? Gördünüz mü? Gördük. Ezbere biliyor. Ezberledim. Aa! Adresini ezbere biliyor. Tabii. Demek ki bu aşk yuvasına her gün gidiyorlar. Sabah akşam gidiyorlar. Ama nerede acaba bu Gündüz Sokak? Şimdi Venüs Pastanesi var. Evet. Venüs Pastanesi'ne git, karşıda ilkokul, ilkokulun yanında. Ah Suna karısı. Tabii. Sen görürsün başına gelecekleri. Görürsün. Tabii. Sen onun gözünü oy, ben de senin kulağını ısırayım. Hadi bakayım. Canlar, annenler bu akşam mı gelecekti bize? Hayatım, kaç kere söyledim. Yarın akşam gelecekler. Aman iyi, bu akşam maç vardı ya. Ne yapıyorsun Suna? Dinleniyor musun Suna Hanım? Bu müessesede dinlenilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Birer sigara içelim dedik de Suna Hanım. Bu müessesede sigara içilmediğini bilmiyor musunuz? Biliyoruz Suna Hanım. Bu akşam mesaiye kalacaksınız. Tam 2 saat. Fotokopileri yaptım, masanıza bıraktım. İmzalayın lütfen. Tamam Suna Hanım. Hadi! Buyurun Suna Hanım. Niçin masamı temizlemedin? Temizleyeyim Suna Hanım. Çayımı getir. Baş üstüne.
buyurun, ne istemiştiniz? Çok şey değil. Sadece biraz sadakat istemiştim. Anlamadım. Suna Şıllığını arıyorum. Sizi terbiyeye davet ediyorum. Gelmiyorum. Suna siz misiniz? Evet benim. Ne oluyor ya? Müdahale edelim mi? Aman bırak. Suna Hanım işine karıştırmasından hoşlanmaz. Kocamı baştan çıkartmana seyirci mi kalacağımı sanıyordun ha? Sen deli misin? Ne oluyor burada? Suna! Kalk hayatım. Kalk yavrum. Kalk. Hanım ne yapıyorsun sen? Bu şıllığı kocanla yattığına pişman ediyorum. Kocanla mı yatıyor? Evet. Beni başka erkeklerle aldatırsın ha? Ha, cevap ver. Ay, yalan. Kocasını tanımıyorum. Üstelik tanımadığın erkeklerle. Hanım senin kocan kim? Fahri Çotur. Fahri Çotur da çotur çotur ha. Bir dakika sevgilim. Bana sevgilim deme. Bir dakika sevgilim. Bana sevgilim deme. Ben demedim. Ben dedim. Karıcığım. Ben de sekretere şeyi gösteriyordum. Anladığım kadarıyla o şeyi epeydir gösteriyorsun. Seni şıllık. Seni şıllık. Şıllık! Söyle bakalım Osman. Dün gece neredeydin? Bu şıllıkla mı beraberdin? Yok hayatım. Biz dün gece Haluk'la iş görüşmesindeydik. Öyle değil mi Haluk? Evet patron. Evet mi? Hani dün gece hasta bir arkadaşını ziyarete gitmiştin? Görüştüğümüz kimseler hastaydı. Ne hastası? Erkek hastası kadınlar mı? Vallahi ben bir şey yapmadım hayatım. Kadınların ikisini de patron götürdü. Sen söyle, ben ne yapayım? Yalancı! Üç tane karı vardı orada. Üçüncü ne oldu? Hadi cevap ver. Oh! Ne burası be? Demek beni karından başka kadınlarla mı aldatıyordun ha? Sen kime vurduğunu sanıyorsun şimdi? Sen sus haspa! Ulan hepsi senin yüzünden başımıza geliyor lan! Lan ben sağlık istiyorum. Bu niye hala işe gitmemiş? Fahri! Fahri! Fahri uyan! Şşt Fahri! Ne oluyor lan? Fahri, neden işe gitmedin? Neredeyse öğlen oldu. Kim? Neden işe gitmedin? İşe gitmeyeceğim ya. Fahri. Fahri kalksana, kalk diyorum sana. Niye? Daha 3 gün oldu işe başlayalı. 3 gün önce işe başvurduğumda anlamalıydım başıma gelecekleri. O gün... Suna. Adım Suna. Bunu iyice belli. Demek sen de işletme mezunusun ha? Memnun oldum Fahri Bey. Teşekkür ederim efendim. Şu diplomam, şunlar yabancı dil sertifikalarım, şu yüksek lisans diplomam, şu da muhasebe uzmanlığı belgem. Bu da yüreğim çalışma azmiyle pat pat. Fahri Bey. Efendim. Bakınız, şu kova, evet. Şu tahta bezi, evet. Şu süpürge, şurası da tuvalet. Hemen temizliğe başla. Ama... Ama sözcüğü bizim müessesemizde geçerli değildir. Sizin için derhal sözcüğü geçerli olabilir. Yürü. Derhal, Suna Hanım. You must clean Mr. Fahri. What? Elinizi çabuk tutun. Daha yerler silinecek. Sizinle İngilizce konuşuyorum. Bari yabancı diliniz işe yarasın. Okey, Suna Hanım. Okey. Siz bu işi 2 saatte yaparsanız gelen kolileri kim taşıyacak Fahri? Tabii Suna Hanım. Kalk Fahri! Çalışın! Kolilerde kat çıkma yasağı mı var Fahri? Buyur Suna Hanım. Sen böyle tek kat taşırsan, göz boyamaya çalışırsan duvarları kim boyayacak Fahri? Ben boyayacak Suna Hanım. Benim bildiğim dalga denizde olur Fahri. Anlayamadım Suna Hanım. Dalgalı boyuyorsun, dalga geçiyorsun Fahri. Asıl, asıl biraz Fahri.
Tamam. Asılırım Suna Hanım. Tabii Suna Hanım. Tabii. Üç gün yaşadım bu cehennemi. Üç gün. Evet Suna Hanım. Tabii Suna Hanım. Peki Suna Hanım. Başla Suna Hanım. Hay hay Suna Hanım. Emredersiniz Suna Hanım. Suna Hanım. Suna Hanım. Suna Hanım. Çıldırttı karı beni. Rüyalarımda Suna Hanım. Suna Hanım oldum ya. Aa. Bırakıyorum işi tamam. Gitmiyorum. Ben sana çay getireyim. Yoksa işi bırakmasam mı ya? Aman bırak bırak. 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 Hatta yataktan bile çıkma. Ben kahvaltımı sana yatağa getiririm. İyi vallahi. Aman bıraktım be. Suna Hanım, Suna Hanım, Suna Hanım, Suna Hanım. Suna Hanım. Bir de şu klibindeki İspanyol dansı çok konuşuldu. Ya ben o klipte öküzlerin durumuna dikkati çekmek istemişim. Torpil yapmak için 3-5 bin kişinin dibine torpil koyuyorlar anacığım. Hadi izleyin. Na işte Eti Banka işçi alınacakmış. Na işte burada. Ha. Aman iyi bari. En azından İstanbul'a gitmekten, oralarda iş aramaktan kurtuldum. Tabii ya ben dediydim. Eskişehir de büyük şehir. Burada da binlerce insan yaşıyor dediydim. Yalnız bir şartla alacaklarmış işçiyi. Ne şartı? İşte göreceğiz. Şartları neymiş kızım? Önce sınava tabi tutuyorlarmış baba. Sınavda kazananları kadroya alacaklarmış. Ben de liseyi bitirdim, bir gireyim bari. Öyle ya. Sen niye kazanamayacak mısın sınavı? Peki ne zamanmış bu sınav? Bugün. Orayı bir kazandın mı işsizlik defterini kapattın demektir. Orası iyi yer mi baba? Elbette iyi bir yer. Orası devlet kapısı. Oraya bir girdin mi sırtın bir daha hayatta yere gelmez. Devletten daha sağlam bir yer olur mu oğlum? Sevgili adaylar, kurumumuzun açmış olduğu sınav için burada bulunuyorsunuz. Ancak görüyorum ki çok kalabalıksınız. Oysa bizim az sayıda elemana ihtiyacımız var. Bu nedenle sizleri önce sözlü sınava tabi tutacağız. Sözlü sınavı kazananlar yazılıya girmeyi hak edecekler. Şimdi üçer üçer alıyorum. Siz gelin. Arkadaki bayan siz de gelin. Sen de geç. Sorulara yeterince kazık hazırladınız değil tabii mi? Tabii efendim, başka türlü kendi torpilli adamlarımızı nasıl sokarız buraya? Hazırsak başlayalım. Hazır mıyız Ayten Hanım? Hazır mısınız? Efendim hazırız. Hazırız. Hazırlar efendim. Hazırsak başlayabiliriz. Buyurun. Soru bir. Uganda'nın Dışişleri Bakanı kimdir? Nasıl da apışıp kaldı salak. Bilecekmiş gibi de düşünüyor hatta. Evet. Efendim cevap veriyorum. 1994'ten 96'ya kadar General İhanda Nabute'ydi. Sonra 1996 Haziran'da görev Muhammed Amin'e verildi. Peki diğer sorulara geçelim. Soru 2. Eşekte kaç vites bulunur? Eşeği motoruna bağlıdır. 1600 motorsa 4 ileri bir geri olur. Bizde 84 model bir Bolt Spa vardı. O 4 vitesli mesela. Soru 3. Domatesin ısısı ne kadardır? Domatesin ısısı. Domates. Arkadaş anlatacak. Şayet güneş domates filizlerine 75 derecelik açıyla vurmuş ve toprak kirli topraksa 13.8 santigrat derecedir. Yalnız bu bölgelere göre değişir tabii. Evet. Mesela Kayseri'de domatesin ısısı 16.5 Fahrenheit'tir. Oh! Tavşan 100 metreyi kaç kilometre süratle koşar? Yanıt veriyorum. Aslında saatte 90 kilometre hız yapan bu hayvanlar yokuş aşağı olan bir 100 metreyi 16 saniyede koşarken yokuş yukarı 8 saniyenin altında koşarlar. Oh. Peki be. Ağzınızla kuş tutabilir misiniz?
Peki. Poponuzla balık yakalayabilir misiniz? Ben yakalayabilirim isterseniz. Yakal. Bilir. Oh. Bildi. Oh. Ulan en acayip, en aklını almayacağı soruları sordu, yine de bildiler. Herkes kazandı sınavı, bir bizim torpilliler dışarıda kaldı. Kalkamadık bu işin altından da, iyi mi? Alem buysa, kral odur anacığım. Kralla en kral söyleşiyi biz yaptık. Hadi izleyin. Efendim bu akşamki konuğum sevgili Mahsun Kırmızıgül. Mahsun hoş geldin. Hoş bulduk. Mahsun bu hanım kızımız kim? Klip kızı bu abi. Konuşmamıza klip yapsın diye getirmişim. Bu klip işine feci alıştık biz abi. Artık klipsiz adımı atamıyorum. Peki nasıl gidiyor kaset satışları? Hele iyi satıyoruz abi. İki tane de sizin stüdyoda kameramanla sekreter kıza sattım. Etti 854. Bir tane de bana bırak giderken. Peki Mahsun neden doğuluların sesi böyle güzel oluyor? Hele acı yiyoruz da ondan abi. Doğuda hayat acılıdır. İstanbul'da ise çok tuzlu, yani pahalı. Peki sen lahmacun yapmasını biliyor musun arkadaş? Ha biliyorum. İbrahim Bey de güzel yaptığını söylüyor. Samimi söyle. Seninki mi daha güzel, İbrahim Bey'inki mi? Vallahi onu yiyene sormak lazım. Peki Mahsun, gençsin, yakışıklısın, güzelsin, şöhretsin, paran var. Heh? Genç kızlar peşinden koşuyor mu? Sorma abi, hem de nasıl. Geçen pazar şu tarihi Cağaloğlu hamamına gittim, bir keseleneyim dedim. İçeri girdim. Meğer o gün karılaraymış. Nasıl kovalıyorlar beni bir görse. Peşimden koştular. Ben hem kaçıyorum hem gülüyorum. Mahsun, sana maço erkek diyorlar. Kadın döver misin? Sağ olasın. Evde dövmüşem de gelmişim. Afiyet olsun. Bir de şu klibindeki İspanyol dansı çok konuşuldu. Ya ben o klipte öküzlerin durumuna dikkati çekmek istemişim. Hangi öküzlerin? Hala şu İspanya'daki öküzlerin diyorum. Kılıçları batırıyorlar, oley diyorlar. Boğa boğa. Öküzler öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Mahsun, katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Bir de senden türkü dinliyoruz. Başım üstte kurban. Bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye.